Sosyalist meseleler var. Bunu zamana sığdırmak mümkün değil şimdi. Kısaca şu ayeti ifade ve izah edip fazla uzatmayacağım. Estaizu billah. İnne evvele beytin vud'a linnâsi lellezî bibekkete mübareke. İnne evvele beyt. Beyt ev demek diyorsun. Beyt. Beytullah Allah'ın evi manasına. Kardeşim, Allah'ın evi olur mu? Hem diyorsunuz ki Allah mekandan münezzeh. Yani Allah'ın bizim gibi mekana, zamana ihtiyacı yok diyorsunuz. Mekandan münezzeh demek Allah'ın mekana ihtiyacı yok. Sen yeryüzü olmasa, ses bir zemin olmasa ayağını basamazsın. Sana yeryüzü lazım, havada duramazsın. Yemen lazım, içmen lazım, sana çekme lazım, toprak lazım, yer lazım, mekan lazım sana. Allah böyle değil. Allah'ın mekana, zamana hiç ihtiyacı yok. Mekandan münezzeh demek bu demek yani, bunu taşıyın. Allah'ı insan gibi düşünmeyeceksin tabii. Çünkü insan kendisi mahluk, yaratılmıştır. Allah-u Teala Halik'tir, yaratıcıdır. Zamanın ve mekanın Halik'idir. İnsanı yarattıktan sonra insanın ihtiyacı olan mekanı da yaratmıştır. Zamanı da yaratmıştır, her şeyi yaratmıştır. O yaratıcı olunca yarattığı şeye ihtiyacı olur mu Allah'ın yani? Peki niçin Beytullah diyorsunuz? Beytullah demenin manasını, Allah'ın evi niye diyorsunuz? Alimlerimiz diyorlar ki bunun sebebi şudur. Beytullah demek Allah'ın beyti kata yani bir eve, bir evin içinde kalmaya ihtiyacı olduğundan değil haşa. O evi sevdiğinden, orayı ziyaret eden Müslümanların, oraya gelen Müslümanların sırf gayreti, gayesi Allah'a duydukları muhabbetten dolayı olduğu için Beytullah demek. Oraya niçin saygı duyuyorum ben? Allah seviyor onun için. Oraya niçin muhabbet besliyorum? Allah'ın ve bütün peygamberlerin sevdiği bir yer olduğu için. Yoksa Allah orada mekan tutmuş, zamanı taşa böyle bir şey tasavvur etmek mümkün değil Allah için tabii. Yani devamlı olarak Allah'ın ismi zikredildiği için. Hani şu camiye de, şu mukaddes yere, şu camilere, şu mescitlere de Allah'ın evi diyoruz. Şurası da Allah'ın evidir yani. Bu hakiki bir manada değil, mecazidir. Yani Allah'ın ismi çok zikredildiği için, Allah'a secde edildiği için, Allahu Ekber diye burada çok çok söylendiği için, tesbihler, tekbirler, tehliller, tevhidler burada yapıldığı için, durmadan Allah dendiği için, durmadan secde edildiği için, durmadan kelamullah okunduğu için, durmadan burada Allah denildiği için, buraya Beytullah denmiştir yani. İsmi çok zikrediliyor. Allah'ın ismi çok zikredildiği için, durmadan Allah'tan bahsedildiği için, dünya selamı konuşulmadığı için, mala yani konuşulmadığı için, burada zinbet yapılmadığı için, burada pazarlık, ticaret, alışveriş yapılmadığı için, burada sırf Allah'tan bahsedildiği için, dünya Beytullah demiş. Allah'ın evi demiştir yani. Allah'ın evi demek kim? Yoksa haşa, Allah'ın mekana ihtiyacı var, bizim gibi eve muhtaçmış falan gibi, haşa sinme haşa, bütün bunlarda uzak tutacaksınız zaten. Allah'ın adına, Allah'ın zikrine, Allah-u Teala'yı yad etmeye tahsis edilen bir mekan. Bir makam olduğu için. Hani Li'ilâfi suresinde okuyoruz. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Şu Beytullah'ın Rabbına, şu Kâbetullah'ın sahibi ve Rabbi olan Allah'a ibadet etsinler. İbadet etsinler. Ona ibadet edilen bir makam, yeryüzündeki Müslümanların yüzünü çevirdiği bir mekan, Mescid-ül Haram. Düşünün ki, yeryüzünde namaz kılan ne kadar Müslüman varsa, ta kutuplardan Mekke-i Mükerreme'nin merkezine kadar. Kutupları düşünün. Yuvarlak dünyanın tepesi kutuplardır. Bir kuzey kutup, bir güney kutup. Ta kutuplardaki Müslümandan tutun da 90 derecelik tepeden tutun da 0 dereceye kadar, ekvator noktasına kadar halka halka yeryüzü Müslümanlarının Allahu Ekber derken yüzünü çevirdiği mukaddes mekan Beytullah mekanıdır. Şu halkaya bakın. En dar
ve küçük halka, Kabe'nin etrafında sıralanan halka. En küçük halka, en dar halka, birinci halkadır ki, Kabe'nin duvarının dibinde sıralanan halkadır. Kabe'nin duvarının dibinde böyle tam bir daire olur. Hacılar görmüşlerdir, aynen bir daire. Tavaf edilen yerde namaz kılarlar. Günde 5 defa o tavaf durur, herkes namaza durur. En yakın halka, birinci halkadır Kabe'ye. O halkaları genişletin, 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 genişletin. Yeryüzünün en sonundaki halka, en büyük halka olmuş. Hepsinin yüzü oraya doğdu. Birleşmişlerdir, ittifak etmişlerdir. Birer halka halinde en son halkaya kadar hepsinin ağzında Allah'u Ekber kelimesi vardır. Tesbih vardır, Kur'an vardır. Yeryüzünde Müslümanlar ittifakını meydana koymuştur. En büyük tevhid nizamını ortaya koymuştur. Birleşmeye bakın. Dünyada hangi din var ki müminlerini, dünyada İslam'dan başka hangi nizam var ki müminlerini günde 5 defa dünya çapında böyle birleştirsin? Var mı bir felsefe, var mı bir din, var mı bir yol dünyada?